Tarım arazilerinin, meraların acele kamulaştırılması ile AKP yine çiftçinin değil, rantın peşinde olduğunu ortaya koyuyor. İktidarınızda çiftçi bırakmadınız. Şimdi de çiftçimizin toprağına mı göz diktiniz? Ülkede yer kıtlığı mı var ki tarım alanları ve meralar serbest bölge kapsamına alınıyor? Acele kamulaştırma AKP dilinde yandaşa acele rant demektir. Yememiş, içmemiş tarım topraklarının talanını tasarıya koymuşsunuz. Serbest bölgelerdeki yatırımcılara vergi avantajı ve teşvikler tamam da işletmecilere neden teşvik getirildi? Bakanlığın belirlediği işletmeciler istihdama, üretime, ülke ekonomisine ne katkı sağlayacak ki bunlara da teşvik var? Herhalde bunlar da AKP'ye sağlayacakları katkı karşılığı böyle bir avantaj veriliyor. Siz farkında değilsiniz ama Türkiye, ülkesini seven ve burada insanca yaşamak isteyenler için yarı açık cezaevi haline geldi. IŞİD, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri için maalesef serbest bölge haline geldi. Terör örgütleri ülkenin herhangi bir yerinden girip herhangi bir yerinden çıkabiliyorlar. Bu coğrafyada olup ülkemizde bomba patlatmayan terör örgütü maalesef kalmadı. Bütün bu terör örgütleri de eski yol arkadaşlarınızdır maalesef. Hepsiyle oturup kalkmışlığınız ve pazarlık yapmışlığınız var. Şimdi muhafazakar bir parti olarak geçmişinize sahip çıkın. Eski yol arkadaşlarınızı namuslu insanlara yamamaya da çalışmayın. Ağlamaklı şiirlerinizi, dün dön çağrılarınızı kapalı kapılar ardında yaptığınız pazarlıkları kelle kesen adamlara terörist değil öfkeli gençler dediğinizi unutmayın arkadaşlar. Bir diğer başarılı olduğunuz konu da darbecilik ve maalesef fırsatçılıktır. Son kanun hükmündeki kararname ile bir kez daha gösterdiniz ki darbecilikte Kenan Evren bile sizlerin eline su dökemez. Kanun hükmündeki kararnameler ile çağdaş, demokrat ve bu alanların saygın hocalarını üniversitelerden attınız. Kuzu gibi her dediğinizi yapacak insanları üniversitelere dolduruyoruz diyorsunuz ama bilin ki o üniversitelerde de maalesef başka bir yer olur, üniversiteden çıkar. Anayasa değişikliği adı altında ülkemizi uçurumdan atmaya çalışıyorsunuz. Siz birinin canı uçurumdan atlamak istediğinde peşinden gidebilirsiniz ama biz gitmeyiz. Ülkemizin de o yola gitmesine izin vermeyeceğiz.